Chavez'siz açılan Venezuela parlamentosunda Diosdado Cabello yeniden başkan seçildi. Devlet başkanı Chavez'in sağlık durumunun ülkeyi yönetmeye elverişli olmaması halinde Cabello bu konumla tüm yetkileri devralabilir. 2008-2011 yılları arasında Fransa Haber Ajansı'nın temsilcisi olarak Venezuela'da görev alan Beatriz Lecumberi bu konudaki görüşlerini Euronews'de paylaştı. Chavez'in yakın adamlarından aynı zamanda parlamento başkanı olan Cabello ve Maduro arasında gizli bir savaş olduğu söylentileri dönüyor. Bence bu iki isim devrimi devam ettirebilmek için Chavez'in dediklerini dikkate alıp kurduğu düzene saygı gösterilmesi gerektiğinin farkına vardılar. Venezuela'da başı çeken sorun Maduro veya yine Chavez yanlısı birisinin liderliği değil, Maduro ve muhalif kesimden birinin arasındaki olası rekabet. Chavez varisinin Maduro olduğunu açıkça belirtmişti. Devlet başkanının yokluğu durumunda seçimlere gidilecektir. Venezuela'nın geleceğini halkı belirleyecek. Bu kararın Maduro ve muhalefetten bir isim arasında olacağı kanısındayım. Buradaki en önemli soru muhalefetin güçlü bir lider çıkarmaya hazır olup olmadığı. Ekim ayındaki son seçimlerde adaylığını koyan Henry Capriles elini güçlendirip bir sonraki seçimlerde öne çıkabilir. Diğer yandan Venezuela Birleşik Sosyalist Partisi net bir mesaj veriyor. Savaşmak yerine muhalefete karşı kurulan birliği koruyalım.